Merhaba Leopets takipçilere. Bugün sizlere muhabbet kuşları ve diğer kafes kuşlarındaki halsizlik nedenleri ve bunların nasıl tedavisi yapılır, bunun hakkında biraz bilgi aktarıyor olacağım sizlere. E, çünkü muhabbet kuşu olsun, diğer kafes kuşları olsun, kanarya, cennet papağanı, sultan papağanı, e, kanatlılar, e, bunlar da genelde halsizlik nedenleri 3 aşağı 5 yukarı aynı sebeplerden olmaktadır. Ve bu halsizlik durumları, e, işte kuşta iştahsızlığa, keyifsizliğe ve bazen hastalıkların daha, da ilerlemesi noktasına kadar gelir ve kuşunuzu yeri geldiği zaman da maalesef ki kaybedebilirsiniz. İşte bunları nasıl aşabiliriz? Neler yapmamız lazım? Bunlar hakkında biraz daha geniş kapsamlı bir video toparladım, hazırladım. Sizlere bunu aktarmaya çalışacağım geniş kapsamlı olarak. Halsizlik nedir? Öncelikle bunu bir tanımlayarak başlamamız lazım. Eğer kafeste uzun süre baktığınız kuşunuz e, eski canlılığından, neşesinden, hareketliliğinden eğer eser kalmamışsa veya yem yemeye karşı bir iştahsızlık gösteriyorsa, tüylerini kabartmış, kafasını arkaya atmış, gözleri kapalı olarak sürekli uyku halindeyse ve sabit olarak bir yerde sürekli duruyorsa, yeri geliyor kafes tabanında takılıyorsa, yani oraya aşağı iniyorsa, tünekte durmakta zorluk çekiyorsa, bu kuşta halsizlik başlangıcı olduğu ve bir takım da hastalıkların başlayacağını size haber veriyordur esasında. Şimdi bunun bazı nedenleri vardır. Öncelikle bunu aktarayım sizlere. Şimdi birincisi bu kafes kuşlarında, muhabbet kuşlarında üşütmeye dayalı olarak bir halsizlik olur. Çünkü muhabbet kuşları genelde mevsim geçişlerinde bu sorunu yaşayabiliyorlar. Yani mesela yaz döneminden sonbahar işte kış döneminden ilkbahara geçiş dönemlerinde biliyorsunuz bazen insanlarla bile bu sıkıntı yaşanabiliyor. Ara geçiş zamanları oluyor burada. Havanın soğumaya başladığı zamanlarda akşamları özellikle kafes üzerine örtmek gerekir ve biz bunu ne yapıyoruz? Genelde duvar kenarlarının olduğu bir yerlere konumlandırıyoruz ev içerisinde. işte kendi odamızda olabiliyor, salonda olabiliyor ya da bir üretimhane gibi bir yaptığımız yerde. Şimdi hava soğumaya başladıkça eğer üst örtmüyorsak muhabbet kuşlarında ya da bir ısıtıcıyla orayı dengelemiyorsak belirli bir ısıda e, ne olacak kuş ister istemez e, üşümeye başlıyor akşam saatlerinde bu da kuşun e, keyifsiz olması halsizlik yaşamasına neden olacaktır bunun diğer bir şekli de e, sonbahar kış dönemini atlattık ve e, yaz dönemine geldi baharda havalar güzelleşti sıcaklandı e, biz balkona çıkıyoruz artık oturuyoruz diyoruz ki artık biz bu kuşumuzu da biraz balkona çıkaralım hava alsın işte kuş cıvıltılarını duysun filan ne yapıyoruz balkonumuza ya da cam önlerine e, kafesleri yerleştiriyoruz İşte burada ani yaşanabilecek olan e, esintiler e, işte biz kendimiz için belki diyoruz hava güzel ama Kuş için çok iyi olmayabilir. Esinti, hava, ceyran akımı bunlar muhabbet kuşlarında sıkıntıya neden olur ve üşütmeyle beraber halsizlik başlayıp kendini korumak için de vücut tüylerini kabartmaya başlar sevgili arkadaşlar. Bu birinci maddemizde. ikinci maddemizde ise ishal durumları söz konusudur. Muhabbet kuşları ve diğer kanatlılarla, kafes kuşlarında yaşanılan ishal durumlarında kabarma ve halsizlik e, olarak bir e, fiziki davranış gösterir. Bu nedenle e, kafesi sıcak tutmamız ve ishal tedavisine başlamamız gerekmektedir. E, Leopets kanalı içerisinde ishal ile ilgili sizlere bir video e, hazırlamıştım. Bunu da e, takip edebilirsiniz. E, faydası olacaktır. İstediğim e, gibi ishal durumunda da yine kuş kendini kabartır. O yüzden de dışkısına kontrol etmemiz gerekmektedir. Üçüncü bir neden e, tüy dökme e, sorunudur. E, kuşların belirli zamanlarda tüy dökme durumu yaşanmaktadır sevgili arkadaşlar. Siz de zaten uzun süre kuş bakıyorsanız biliyorsunuzdur. Yeni ve parlak tüyler gelir arkadan. Tüy dökme ve tüy çıkarma dönemlerinde daha bir sakin ve hareketsiz olurlar. Hastaymış gibi biraz orada karın ağrısı olur. Tüyleri çıkarma dönemi biraz zor ve sıkıntılı bir zaman olduğu için biraz keyifsiz olurlar kuşlarımız. Eziyetli olur bir tarafta. Bu durumda da yine halsiz gibi gözükür. Hafif kendini kabartık bir vaziyette bir tünekte ya da dipte durmaya başlar burada da ne yapmamız gerekiyor yulaf takviyesinde bulunmamız lazım yulaf takviyesi Çünkü B, B vitamini bize sağlar B vitamini muhabbet kuşlarında ve diğer kafes kuşlarında tüylerinin çok daha parlak ve kaliteli çıkmasına neden olacaktır sevgili arkadaşlar eğer ihmal edersek de daha bir gösterişsiz tüyleri yeni tüyleri çıkar onu özellikle yine aktarmak isterim Evet arkadaşlar gelelim dördüncü maddemize bu da bakım koşullarını içeren bir maddedir bakım koşulları derken e, ne demek istiyoruz? Şimdi bir kafesin durduğu bir e, yer var biliyorsunuz. E, i̇şte oda var e, ve artı kafes var. Şimdi kafesin pis, temizlenmemiş, işte e, dışkının olduğu, mama veriyorsunuz ya da işte ek gıda, saltalık vesaire veriyorsanız bunların sürekli orada çöp vaziyetinde olduğu, e, havasız, sigara dumanının olduğu bir ortam. Çok gürültülü bir ortam. İşte ne bileyim kalitesiz yem veriyorsanız dışarıdan almış olduğunuz ucuz yemlerden veriyorsanız bu bozuk yemler olabilir. Bunlar e, muhabbet kuşunun yine enerjisini ve vücut sağlığını ne yapacaktır? Yavaş yavaş tehdit edecektir. Bozulmaya başlatacaktır. Yavaş yavaş bozmaya başlayacaktır. E, bu çok büyük bir faktördür. E, genelde mesela bazı kişiler e, üretimhaneyi nerede yapıyorlar? Bodrum katlarda yapıyorlar. Bodrumlar nasıl yer olur? Bodrum katlar nasıl yer olur? Genelde rutubetli, karanlık, işte ne bileyim soğuk yerler olur. Bunlar da muhabbet kuşlarının yine e, uzun zaman içerisinde bu halsizliği, kabarma durumları yaşamasına neden olacaktır. Çünkü kuşlar nasıl ortamlarda yaşıyorlar? Genelde 26 derece civarında bir sıcaklık ortamında yaşıyorlar. Aydınlık ve rutubetsiz, kuru havalarda yaşıyorlar. Biz bu havayı ve ortamı sağlamamız lazım. 3 aşağı 5 yukarı kuşlarımıza bu da dediğim gibi bakım koşulları adı altında değerlendireceğimiz bir maddedir. Eğer bu madde eğer olumsuz oluyorsa bu kuşta da bu yaşayacağınız e, halsizlik durumlarında e, kabullenmeniz anlamına gelmektedir. Beşinci maddemiz strestir. Stres muhabbet kuşları ve diğer kafes kuşlarında gerçekten çok sıkıntı yaşayan bir yaşatan bir durumdur. İnsanlarda nasıl ki stres durumları insanlarda ne yapıyor? İşte hastalıkları bile tetikleyebiliyorken depresyona bile neden olurken muhabbet kuşları ve diğer kafes kuşlarında da yine aynı durum söz konustur maalesef. ne bileyim işte strese girmiş kuş ne olur? Eşi ölmüştür. Uzun zamandır birlikte olduğu eşi ölen kuş strese girebilir. Bunun dışında dışarıdan kuş gelmiştir ve kuş çok baskın ve agresiftir. Diğer kuşu baskılıyordur. Bundan dolayı bir strese girebilir. Bakıcısı değişebilir. Ben alırım size veririm, satarım kuşu. Ben de çok iyidir. Siz alırsanız size gelir. Bakım koşulları, sizin davranışlarınız farklıdır. Kuş yine strese girebilir ve bu gibi durumlarda ne olur? Halsizlik ve bitkin durumları yaşanabilmektedir. Sonuçta kuşların da bir duygu ve korkularının olduğunu hatırlatmakta fayda var sevgili leopets takipçileri. Evet son maddemiz gelelim. E, diğer hastalıklar başlığı altında bunu da toparladım. Şimdi halsizlik e, tabii bahsettiğim konular var ama bir de ne var? İşte ekoli diye bir hastalık var. E, bir mega bakteri hastalığı var. Diğer bir adın siz bunu kuruma hastalığı olarak biliyorsunuz. E, bunun dışında ne bileyim kursak mantarı var. E, başka aklıma gelen ne olabilir? Dışkı sorunları olabilir. Kabızlık olabilir. Bunun haricinde işte e, İçeride bir kanama olabilir. Özellikle dışkı ile beraber kan çıkabiliyor. Yani bunun bir sürü çeşitli nedenleri var. Şu an aklıma gelenleri saymak istedim sadece. Bunlar da yine yaşanılan durumlar haberci oluyor. Yani ben geliyorum, belirtilerim de bunlardır. Sen bunu bir çözüm bul, bulmazsan bu kuşu götüreceğim ben gibilerinden size bazı belirtiler sunuyor. Bunları takip etmemiz ve izlememiz gerekiyor. Hemen tedaviye uygularsak yine kuşlarımızı kurtarma şansımız bulunmakta. Bazen işte davranışsal anlamda bakımlar yapabiliyoruz. İşte kafesin sıcak tutulması, limon e, takviyesi, e, vitamin takviyesi gıda takviyeleri bazen işte beşeri ilaçlar yani kişi, insanlara verilen ilaçlardan bazen takviye yapmak zorunda kalabiliyoruz. Biliyorsunuz takipçilerim zaten hani yapmış olduğum benim beşeri ilaçlarla te tedavileri de biliyorlar. Bundan dolayı halsizliği bu maddeler altında elimden geldiğince toparlamaya çalıştım sizler için. Varsa sorularınız lütfen video altına yapın. Oradan yine elimden gelince destek olmaya çalışacağım sizlere. Paylaşmayı ve beğenmeyi destek olmak için lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.